kök aylığı bu rakamın altında olanlara sınır geldi. Emekliye ek ödemede oran değişti. En düşük emekli maaşı 12.500 Türk lirası olurken yeni rakam ile birlikte %4 olan emekliye ek ödeme oranı değişti. Sosyal Sigortalar Kurumu, 4A ve Bağkur, 4B emeklilerine yapılacak zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 4 milyon kişi 20 Türk Lirası ile 2500 Türk Lirası arasında değişen tutarlarda maaş farkı ödemesi alacak. Bu sayede tüm emekli maaşları seyyanen yapılan ödemelerle birlikte 12500 TL'ye tamamlanacak ve Ocak ayına kadar en düşük emekli maaşı bu seviyede kalacak. Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre tüm emeklilere her ay maaşlarına göre %4 veya %5 oranında vergi iadesi kapsamında ek ödeme yapılıyor. Türk maaşı belirli bir seviyenin altında olan emeklilere %5 ek ödeme yapılırken diğerlerine %4 ek ödeme veriliyor. Maaşlar arttıkça bu ek ödeme miktarları da artıyor. Örneğin, Haziran ayında 15 bin Türk lirası kök aylığı olan bir emekli, %4 ek ödeme ile birlikte 15.600 Türk lirası alıyordu. Bu emeklinin kök aylığı, Temmuz ayında yapılan %24-73 lük zamla 18.710 TL'ye yükseldi. Böylece, emekli %4 ek ödeme ile birlikte 19.459 Türk lirası almaya başladı. Haziran'da 600 Türk Lirası olan ek ödeme tutarı, Temmuz ayında 749 TL'ye yükseldi. Genel olarak uygulanan %4 ek ödeme oranı, belirli bir sınırın altındaki aylıklarda %5 olarak uygulanıyor. Bu sınır, Haziran ayına kadar 7135 Türk Lirası iken, Temmuz ayında yapılan artışla 8513 TL'ye yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte bu yılın ikinci yarısında 8513 TL'nin altındaki kök aylıklara %5, üzerindekilere ise %4 ek ödeme yapılacak. Örneğin, Haziran ayında kök aylığı 8000 Türk Lirası olan bir emekli %4 ek ödeme ile 320 Türk Lirası alıyordu. Temmuz ayında bu oran %5 olarak uygulanacağı için ek ödeme 400 TL'ye çıkacak. Haziranda Seyyanen destek ile birlikte 10 bin Türk lirası maaş alan bu emekli, Temmuz ayından itibaren 12.500 bin Türk lirası maaş alacak. Böylece hem ek ödeme miktarı hem de Seyyanen destek artmış olacak. Örneğin, kök aylığı 9.500 Türk lirası olan bir sosyal sigortalar kurumu veya bağkur emeklisi, %4 ek ödeme ile 380 Türk Lirası ve 5510 ek 19 ödemesiyle 120 Türk Lirası ek gelir elde ederek toplamda 10.000 Türk Lirası alıyordu. Temmuz ayında yapılan %24, 73 lük enflasyon zammı ile bu emeklinin kök aylığı 11.849,35 TL'ye çıkacak. Ek ödemede yeni kök aylık üzerinden hesaplanarak 473,97 TL'ye yükselecek. Bu durumda emeklinin toplam geliri 12323 Türk lirası 32 kuruş olacak ve hesabına 12500 Türk lirası yatırılacak.